Bu işi sadece zevki olanlar, zevk için yapanlar yapabiliyor. Çünkü dağlarda saatlerce hiçbir tane taş bulamadan, hiçbir şey bulamadan çok geldiğimiz günler de oldu. Tabii çok güzel taşlar bulduğumuz anlar da oldu. Zaten o 100 gezinin bir tanesindeki bulduğumuz güzel taşlar bizim 99 boş gezimizi bertaraf etti. O boş gezileri unutmamızı sağladı. Erhan Bülbül, inşaat yüksek mühendisiyim. Taş merakı yaklaşık 20-25 senedir var. Ama bu merakı 10-15 senedir bulduğum değerli arkadaşlarımla tam bir konuma, tam bir değere katabildim. Daha önceleri dere kenarlarında, dere yataklarında bulduğumuz yeşilli parlak taşlarla başladık. Tabii bu taşların ne olduğunu bilmediğimizden, branşımız olmadığından hep bu hevesimiz havada kaldı. Hep sürüncemede kaldı. Erol Bey olsun, Tuncay Bey olsun, Birol Bey, bir grubumuz var, taş grubumuz var. Arkadaşlarımızla İç Anadolu, Ege, Marmara, bütün bölgeleri gezdik. Tabii bu taş nasıl bulunuyor, ne kadar değerlidir, hep bunlar çok konuşulan şeyler. Bu işi sadece zevki olanlar, zevk için yapanlar yapabiliyor. Çünkü dağlarda saatlerce hiçbir tane taş bulamadan, hiçbir şey bulamadan çok geldiğimiz günler de oldu. Tabii çok güzel taşlar bulduğumuz anlar da oldu. Zaten o 100 gezinin bir tanesindeki bulduğumuz güzel taşlar bizim 99 boş gezimizi bertaraf etti. O boş gezileri unutmamızı sağladı. Tabii Türkiye'de bu taş arama, mineraloji gezileri biraz sıkıntılı. Çünkü gittiğimiz yerlerde çok fazla mukavemette karşılaşıyoruz. Ya defineci gözüyle bakıyorlar ya da öyle çok buranın güzel değerlerini, kıymetli varlıklarını alıp kaçacağımızı, ne bileyim zengin olacağımızı düşünüyorlar. Tabii böyle bir şey yok. Yani bu taşlar doğada çok rahatlıkla bulunan taşlar. Çok fazla alıcısı yok. Türkiye'de bu iş maalesef bilinmiyor. Yurt dışında olsa tabii çok bir kıymet bilinen, kıymetli bir uğraş. Ama Türkiye'de maalesef hem maddi hem manevi anlamda buna bir karşılık bulmamız çok zor. Yani bizim bölgemizde biz 4-5 kişiyiz. Koskoca bu bölgede 4-5 kişi bu işle uğraşıyoruz. Çok az olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir Avrupa'da olsun, bir Amerika'da olsun bu uğraşlar çok büyük bütçelerle ve çok büyük ilgiyle takip edilen şeyler. Maalesef böyle sıkıntılarımız var. Arazide, araziye çıkmak, arazide taş aramak son derece sıkıntılı. Ki bununla ilgili kanunların yeni yeni çıkmasını bekliyoruz ve yavaş yavaş da çıkıyor. Bunun daha da önünün açılacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye mineraloji olarak, maden yataklı olarak inanılmaz kıymetli bir ülke. Keşke kendi yerini, değer bulduğu yeri bulsa çok daha iyi olacak ama bu da zamanla olacağını düşünüyorum. Yani arazide, tabii bu taşlar doğal çıkmış haliyle herkesin görmesini isteriz. Çünkü inanılmaz insanın, ben teknik bir kişiyim. Bizim bile aklımız bazen yani yerinden uçacak gibi oluyor. İnanılmaz şeylerle karşılaşıyoruz. Bu taşımız Kütahya bölgesinde çıkan bir taşımız. Yerini söylemek çok söyleyebilirim ama o bölgenin talan edileceğini düşünerek, yanlış yönlendirileceğini düşünerek söylemesem daha iyi olur. Kütahya'nın yerel taşlarından arazide bu şekilde görebileceğiniz bir taş. Normal, standart bir kayaç. Ama içini açtığımızda, içini kırdığımızda böyle bir güzellikle karşı karşıya geliyoruz. İçi de bu şekilde. Bu şekilde kapattığımızda da normal kayaç haline tekrar geri dönüyor.